Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkamızda bir ARFF aracı var. Bu şimdi ARFF araçlarını daha önce bildiğiniz gibi birçok kez çektik. Havalimanlarında gördük ama Mustafa Bey şimdi bize anlatacak. Volkan isimli, aracın ismi de mi Volkan? Nasıl? Öncelikle merhaba. Aracın ismi Volkan değil, markası Volkan. Aracın ismi Lion. 4x4, 6x6, yani 4x4, 6x6 ve 8x8 versiyonlarımız var. Sadece havalimanlarında kullanılıyor. Airport Rescue Firefighting Vehicle diye geçiyor. Yani ARFF kısaltması dünya çapında. ARFF araçları olarak geçiyor. Dediğim gibi herhangi bir yani acil durum olması durumunda caddelerde, şehirlerde de kullanılabilir acil durumlarda. Ama normal şartlarda sadece havalimanlarında uçak söndürme ve kurtarma operasyonları için kullanılıyor. Peki sizin aracınız şu anda aktif görevde bildiğim kadarıyla. Nerelerde kullanılıyor? Tabii. Şimdi şöyle biz yaklaşık yani 2015 yılından beri devlet hava meydanlarının ve Türkiye'deki havalimanının ana tedarikçisi durumundayız diyebiliriz. Ve bununla beraber 45 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında en son Malezya Hava Limanları'nın yapmış olduğu satın almada 17 tanesik 6x6 aracımızı teslim ettik. Onun dışında farklı lokasyonlarda varız. Nijerya'da varız. Maldivler'de varız, Romanya'da, Polonya'da, Pakistan'da yani çok farklı bölgelerde araçlarımız şu an faal gösteriyor. Peki böyle bir aracı bu hale getirebilmek sizin ne kadar vaktinizi aldı? Arge'den bahsediyorum. Şöyle bir şey, aslında birazcık üzerine koyarak gidiyoruz. Biz böyle bir aracın temellerini 2010 yılında attık ve ilk aracımızın imalatını yapmıştık. Daha sonra 2015 yılında ekstradan bir Arge yatırımı yapıp bu aracı geliştirmenin üzerine gittik. 2015 yılında aracın tam anlamıyla hem aerodinamik yapısı hem genel tasarımının hazır olduğunu düşünerek dünya pazarına sunduk. Şöyle bir şey var, hani nasıl söyleyeyim size, yaklaşık bir 10 yılımızı bu hale getirmek için harcadık diyebiliriz. Ciddi bir zaman. Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor Volkan'da? Şöyle, biz şu an 350 kişiyiz. Bu 350 kişinin 60 kişisi, 60 arkadaşımız tecrübeli mühendisler. Biz aynı zamanda ARGE merkezimiz var. Burada mekatronik mühendisleri, mekanik mühendisler, elektrik, elektronik, tasarım mühendisleri yer almakta. Bahsettiğim gibi 60 arkadaşımız sadece bu aracın tasarımı ve onunla beraber genel mühendisliği ile alakalı çalışıyorlar. Evet. Peki bu aracın yetkinliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi suyla söndürme yapıyor bildiğim kadarıyla. Bumunda işte kesme aleti var. İşte köpük kullanabiliyor. Evet. Neler yapabiliyor? Ben sayıyorum ama sizden mi dinleyelim? Tabii şöyle bir şey. Normalde bizim aracımız zaten ICAO ve NFPA standartlarına uygun şekilde üretiliyor. Bununla beraber tam olarak ne işe yarıyor dersek şöyle bir şey var. Aracın bu tarafına isterseniz gelin buyurun birlikte bakalım. Şimdi aracımızın sağ tarafında böyle bir kontrol paneli var. Bu kontrol paneli üzerinden biz hem pompamızın hem monitörün ve bütün yangın söndürme sistemlerinin operasyon işlemini yapabiliyoruz. Bunu kaldırdığımızda aracımızın üzerinde aynı zamanda 250 kilogramlık bir KKT sistemi var. Bu KKT sistemi ne demek? Biz aslında 250 kiloluk bir yangın tüpü gibi düşünün. Aynı zamanda elektrik yangınlarında istenildiği durumda DCP dediğimiz Dry Chemical Powder yani toz, kuru kimyevi toz da kullanabiliyoruz. Böyle biliyorsunuz elektrik yangınları su ve köpükle müdahale edilemiyor. Dolayısıyla bu tip kuru kimyevi toz ihtiyacına duyuyoruz. Aracın isterseniz diğer tarafına geçelim. Orada da çünkü pompası var. Araç bu arada büyük arkadaşlar. Yani uzaktan havalimanlarında görüyorsunuz. Küçük gibi gözüküyor ama sağından soluna geçmek taksiyle 300 lira yazar. Bu da aracımızın sol tarafında yine bir kontrol paneli var. Çünkü acil durumda hem sağ tarafından hem sol tarafından aracı müdahale edip kontrol etmek istiyoruz. Herhangi bir kontrol ünitesinde elektrik sorunu olması durumunda aynı zamanda buradan manuel olarak bütün vanalarımızın açma kapama yaparak herhangi bir sorun yaşadığımızda müdahale edebilme şansımız oluyor. Aslında itfaiye araçları imalatçısı olarak başlıyoruz ve onunla beraber diyoruz ki bu itfaiye aracının kalbidir ve mutlaka ilerleyen zamanlarda da müşteriden servis bir yedek parça tedariği vardır ve itfaiyecilik sektöründe bir özür olmadığından dolayı vakit kaybetmemek adına kendi komponentlerimizin yani monitör, pompa ve çıkrığımızın imalatını kendimiz yapıyoruz. Bu pompaya bakıyorsunuz aslında dışarıdan baktığında çok da büyük gözükmüyor belki sizin için ama dakikada 9 ton su basıyor arkadaşlar. Aracın ön tarafında tampon monitörü var. Bu tampon monitörü dakikada 3000 litre su basar. Onunla beraber ekstradan aracın çatı monitörü var yukarıda. Bu da dakikada 6000 litreye kadar su basar. Üzerindeki alet bizim HARET dediğimiz High Reach Extendable Turret yani herhangi bir uçağın içerisinde yangın olması durumunda uçağın gövdesini delip aynı zamanda uçağın içine de yangın söndürmek için su ve köpük solüsyonu da atabiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, şu an kokpitteyiz. Yeni kokusu üstünde zaten. Evet, yeni kokusu hala üzerinde. Sıfır aracımız, bu fuar için ürettik. İnşallah bundan sonra da ihracatını yapmayı umuyoruz en kısa sürede. Şu an sürücü kabinindeyiz. Sürücü kabininin kapasitesi baktığım zaman 1+3 bu 4 ama biz bunu 1+5 yani 6 kişiye kadar genişletebiliyoruz. Yani genişletmekten kastım oturma kapasitesini. Volkan olarak markamızı ve ürünümüzü özel yapan en önemli şeylerden biri de kabini. Çünkü kabine baktığınızda genelde bu tip araçlarda uçak kokpiti gibidir. Çok karışıktır. Ama acil durumlarda tecrübeli de olsa, tecrübesiz de olsa herhangi bir kaza kırım durumunda itfaiyecilerimiz heyecan yapabilir. O sırada telaş yapabilir. Dolayısıyla baktığınız zaman çok simple, çok böyle basit bir kontrol paneli olması gerekiyor. Arkadaşlarımız her ne kadar işlerinde profesyonel olsalar da bazen aksaklık her yerde tabii var. Ki de aynı öyle. Tecrübeye tabi aslında. Mutlaka tecrübe kazandıkça daha çok rahatlıyorlardır ama yeni gelen bir arkadaş kullanıyor olabilir. Yani dediğim gibi bunun eğitiminin çok kolay verilmesi lazım ve kullanırken de çok basit bir şekilde kullanmaları lazım. Burada bir şey, bir monitör var. Şey gibi geldi. Hani savunma sanayi fuarındayız ya. Evet. Diğer tarafta izlemiyor. Hani sıcaklık ölçen aslında şeyler. Öyle değil. Tam tersi, onları korumak için, zarar vermek için diye. Bu termal kamera. Herhangi bir örnek veriyorum. Yangın olması durumunda istediğiniz görüntüyü net bir şekilde alamayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü duman oluyor. Duman olması durumunda termal kameralar sayesinde orada bir canlılık olmadığını ve nasıl müdahale edeceğimizi, etmememiz gerektiğini bu şekilde termal kamera sayesinde öğrenebiliyoruz. Onunla beraber işte bird eye dediğimiz, yani yukarıdan aracın 360 kamera var. 360 arkadaşlar. Kameramız var. Evet. Araç full. Yani aracımızın full artı full aracımız. Aksesuar dökülüyor. Doğrudur. Bu tabii park ederken aslında büyük kolaylık ve onunla beraber çok büyük bir araç olduğu için güvenlik olarak da çok önemli. Peki baktığınız ben gibi. Şey soracağım Mustafa Bey. Şimdi havalimanından bahsediyoruz ama havalimanında zemin büyük ölçüde düz bir zeminden bahsediyor. Apron, işte pat sahası. Peki lastikler bayağı büyük. Evet. Yani yüksek bir araba. Evet. Bunun arazi kabiliyeti nasıl? Şimdi şöyle bir şey. Havalimanı araçlarınız zaten all wheel drive olması lazım. Yani tam çeker mi derler Türkçe'de? Yani 4x4, 6x6. Tüm tekerlerden çeker. Aynen öyle. Tahrikli olması gerekiyor. 8x8. Bunun nedeni neden? Çünkü uçağın kazası her zaman pistte olmuyor. Pistten çıkıp off-road, yani yol dışına çıkması durumunda aracın oraya varıp müdahale edebilmesi gerekiyor. Tabii yani o yüzden sordum. Aslında şöyle bir şey var. Pist dışındaki yerler zaten asfalt değil. Sadece pist asfalt. Ve kaza olduğu zaman yani uçağın hem boyutundan dolayı, yani manevrayı kaybettikten sonra genelde zaten off-road kısımlara gitmek durumunda kalıyor. Biz de burada 4x4, 6x6, 8x8 opsiyonlarıyla en kısa sürede. 8x8 de var mı? 8x8 de var. Bir havalimanında görmüştüm. Evet, 8x8'li araçlarımızda iki tane motor var araçta. Bunlarda da tek motor var. 700 beygirlik bir motor var şu an içerisinde olduğumuz araçta. 700 beygir. 700 beygir, evet. Yani 700 ile 770 beygir arasında emisyon değerine göre değişiyor ama minimum 700, en fazla 770 beygir oluyor bu tip araçlarda. Peki elektrik meşhur ya. Şimdi soracağım, evet, ama evet. Var mı öyle bir çalışmanız var, olacak? Var, var. Şöyle %100 elektrik değil ama bir hibrit çözümümüz var. Çünkü bu acil durum aracı olduğundan dolayı herhangi bir elektrik arızası olması durumunda müdahale edebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu aracın bir backup sistemi olması gerekiyor. Yine elektrikle tahriklenen ama herhangi bir arıza olması durumunda, emergency durumunda kullanabileceğimiz, aracın kendini kurtarabileceği kadar bir dizel motoru olan bir araç üzerine çalıştık. Arge faaliyetleri tamamlandı. Şu an için prototip çalışmalarımız devam ediyor. Bunları denediğiniz bir fabrikada yeriniz var mı? Tabii ki de. Bizim kendi fabrikamızın içerisinde tilting testlerini yapabiliriz. Climbing, yani tırmanma testlerini yapabiliriz. Mesafelerini ölçebiliriz attığımız su köpüğün. Yani üretim alanımızın dışında bir test alanımız da var. Orada inşallah uygun bir zamanınızda buyurun tabii gelin. Orada beraber çekim yapmak isteriz. Tabii izleyenlerimize de yerinde göstermiş oluruz. Çok seviniriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. İyi fuarlar size de. Teşekkürler size de. Kanalımızda bu aracı göstermek istiyordum ben ne zamandır arkadaşlar. Kısmet bugüneymiş. Saha Expo gerçekten Şampiyonlar Ligi. Yani istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz ve size göstermek için bulunmaz nimet. Volkan RFF aracı kanalımızda misafirimiz oldu. Mustafa Bey anlattı. Çok teşekkürler. Size de teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın. İyi günler.